Dostlar günaydın. Bugün Bokhara'dan ayrılıyoruz. Bugün Çitvan'a gidiyoruz. Sabah 7'de otobüsümüz var. Saat şu anda 6. Kişi başı 800 rupi verdik Çitvan için. Otelimizde rezervasyon yaptık. 3 günlük. Belki daha güzel olursa daha fazla kalırız. Yani şu an 160 kilometre için bize söylenen saat 7 saat. Yani umarım yani Katmandu'dan Pokhara'ya geldiğimiz gibi olmaz. Yani çok zor bir yolculuktaydık biz o gün. Bugün de yine yani 160 kilometrenin 7 saat olması biraz zor olacağını gösteriyor ama inşallah daha güzel bir yolculuk olur. En azından araba daha düzgün olur. Bu sefer de biz arabayı yine görmedik. Bilmiyoruz yani nasıl bir arabaya bineceğimizi. Hostel sahibi Rem diye bir arkadaş vardı. Ona söyledik. O halletti bu işi bizim için. Yani güzel bir araba dedi. Sıkıntı yok. Bakacağız. Yani şimdi biz yola koyuluyoruz. Arabanın içinden de yine bir video çekeceğim size. Umarım bu sefer güzel bir araba olur. Neyse ben toparlanmaya devam edeyim şimdi. Daha sonra yeniden görüşürüz. Evet, daha gün bile aydınlanmadı arkadaşlar. Biz yola koyulduk. 6 çeyrek saat. Son 10-15 dakikamız var. Gidiyoruz. Evet. Taksimiz de bu. Ne kadar anlaştık ki bu? 400 rupiyeden 350 rupiye. 350 rupiye anlaşmışız. Hello. Hello, how are you? Taksiler burada biraz bizimkilere benzemiyor. Buralar biraz taksileri küçük. Hello. Namaste. Namaste. Neyse biz yola koyulalım. Arkadaşlar burada taksiler çok küçük yani. Görebiliyorsunuz sanırım. Böyle oturduğum yere mesela öyle 3 kişinin falan oturma şansı yok Türkiye'deki gibi. Bakalım hayırlısı. Güzel bir yolculuk olur umarım. Buna çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar dünkü otobüsümüz. Thank you. Thank you bro. Thank you. Thank you bro. Bugünkü aracımız bu. Onunla gideceğiz. Yine çok kaliteli mi derseniz, hayır. 7 saat yine bir zulüm gibi bir yolculuk bizi bekliyor. Şöyle. Herkes burada. Tüm araçlar. Çitvan'a giden var, Katmandu'ya giden var. Ama henüz halen daha sabah çok erken saatleri. Şimdi arkadaşlar aracımız saat 7'de kalkacak. Muhtemelen şoför yine bana 5 saat dedi. Ama ben yine inanmıyorum. Muhtemelen bir 7 saat bulacak. Zor bir yolculuk olacak. Otobüsümüz yine güzel değil. Ben beğenmedim açıkçası. Havada yavaş yavaş açılmaya başladı. Bugün şu dakikalarda Çitvan'da sıcaklık 12 derece gösteriyor. Yani öğleden sonrasında da 30 dereceleri falan gösteriyor. Yalnız bizim kalacağımız yer merkeze 12 kilometre uzaklıkta. Muhtemelen oradan da bir taksi kullanmak zorunda kalabiliriz. Bakalım. Yol boyu da birkaç video çekeceğim. Size yine paylaşacağım bunları. Bana göre dünyanın en zor yolculuğu Katmandu'dan Pokhara'ya olandı. Zaten onu da şu hemen üst kartlara bırakacağım. İzleyebilirsiniz oradan. Yani 196 kilometreyi toplam 10 saate gelmiştik. Şimdi de fark eden bir şey yok. 164 kilometreyi yaklaşık 7 saatte bitireceğiz. Neyse ben şimdilik kahvemi içeyim. Daha sonra yeniden devam ederiz. Evet arkadaşlar yeni aracımız bu şekilde. Yani diğerinden daha mı iyi dersiniz? Hayır. Hemen hemen birbiriyle aynı. Yine zor yolculuk. Yine görmeden, içine bakmadan bindiğimiz bir otobüs. Yine arkamızda bir turist. Hello. How are you? So we
How are you? I'm good. Going to Jito? Kahan se ja rahe hai? Yeah. Arkadaşlar burası bizim ilk olayımız ama gerçekten yani videoda da gösterdim size. Çok kötü bir inanılmaz bir his var. Enteresan bir yer burası. Yani yolların kötülüğünü siz de fark ettiniz sanıyorum. Yani nasıl biter bu yol bilmiyorum ama inşallah Çitvan'a döneceğimiz tarafın yolu güzeldir. Evet dostlar. Bu bizim ikinci durak noktamız. Yani bu daha önce Pokhara'ya gelirken de burayı kullanmıştık. Pokhara'ya, yani Katmandu'dan Pokhara'ya gelirken de burayı kullanmıştık. Şu anda Pokhara'dan Çitvan'a giderken de burayı kullanıyoruz. Bahratur diye bir yere, bir yerin ilçesi Çitvan. Yani bir şey değil, il değil. Öyle söyleyebilirim. Gerçi Çitvan'a gidince detaylı video da çekeceğim ama şu anda olduğumuz yer bizim yani Pokhara'dan gündüz sabah 7'de çıktığımız için buralar, şimdi göstereceğim manzara biraz sizi şaşırtabilir. Hep sis. Yani bizim, yani Artvin'den ben alışkınım. Hopa Dağı'na çıktığınızda Hopa'da hep böyle sis vardır. Önünüzü göremezsiniz. Burada da öyle. Şimdi bir o manzaraları göstereyim size. Sürekli bir yol çalışması var. Yani şöyle, biz belki yanlış bir tarih aralığında gelmiş olabiliriz. Yani buraya böyle 2 sene sonra geldiğinizde yollar daha düzgün olabilir mi? Yoksa halen daha çalışma olabilir mi? Bilmiyorum. Ama yani yollar şu durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada bir çalışma var. Sisi görüyorsunuz. Sisten herhangi bir yeri görmek burada şu an için imkansız. Bu bizim aracımız. Araç kötü. Sanjong Travels diye. Gördüğünüz gibi her yer sis. Yani çok benzettim Hopa'ya. Hopa'ya çok fazla benziyor. Buralar tuvaletler arkadaşlar. Tuvaletler ücretsiz. Yani isterseniz orada bir tip box var. Tip box'a para bırakabiliyorsunuz. Ama kötü. Her yerde bir çalışma var. Enteresan. Yani bu sis Pokhara'dan çıktıktan sonra hemen hemen her yerde var arkadaşlar. Hemen hemen her yerde bu sisi görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bayrak İngiltere bayrağı arkadaşlar. Büyük Britanya bayrağı. Thank you.
Evet arkadaşlar, anladığınız gibi son mola verdiğimiz yerde burası oldu. Çok fazla bir şey kalmadı. 20 kilometrelik bir yolumuz var. Ama Varasakura döndüğümüz zaman yollar güzeldi. Yani yollar kötü değil şu anda. Yollar gayet iyi. En azından çift şeritli bir yol. En azından şu anda yollar asfalt. Diğer yollar gibi değil. Biraz daha rahat gidiyor. Çok sallamıyor. Bir yarım saat, bir saatlik yolumuz kaldı sanırım. Daha sonrasında Çitvan'a varmış olacağız. Çitvan'dan da yine aynı şekilde yayını devam edeceğim. O videoya devam edeceğim. Buranın kadınlarıyla alakalı da bir video yapacağım ama bu videom daha sonra yapmayı planlıyorum. Çünkü çok detaylı bir konu var. Yani şimdiden size spoiler da vermek istemiyorum açıkçası. Ama çok çok güzel bir konu var. Burada kadınlarla ilgili. Kadınların uğramış olduğu haksızlıkla ilgili bir video yapmayı çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Şu anda bizim kalacağımız otele görünen kadarıyla bir 20 kilometre var. Bahsettiğim kat arabaları, bunlar halk da bu araçları sevmiyor. Çünkü çok fazla kazaya sebep oluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Çitvan'a geldik. 6 saat 20 dakikalık bir yolculuk sürdü. Ortalama 7 saat demiştik zaten. 6 saat 20 dakika sürdü. Çitvan çok enteresan da bir yer. Biz burada ne ATM bulabiliriz ne bir şey bulabiliriz. Burası bayağı bildiğiniz köy. Yani bir çevireceğim şimdi kameraya o tarafı. Orayı da göreceksiniz. Hostele 700 metre vardı. Herhangi bir şeye binmek istemedik. Böyle dedik yürüyelim. En azından da bir alanımızı da tanımış oluruz diye. Bir ileriden tekrar yayın açacağım. Şimdi bir diğer tarafa doğru çevireyim kamerayı, bir bakın. Siz de görmüş olun. Şöyle bir alan. Çitvan. Çok fazla bir şey yok. Etrafta. Hava bugün kapalı, 26 derece. Şöyle sadece köylülerin yaşadığı bir yer. Arkadaşlar, burası bir ilçe, Baharatpura bağlı bir ilçe. Baharatpura en büyük üçüncü şehri. Nepal'in. Şimdi bir yönümüzü bulalım önce, daha sonra tekrar yayın açarım. Buradan sağ. Buradan devam edeceğiz. Yollar görmüş olduğunuz gibi, burası demiş olduğum gibi size ilçe ama ilçenin merkezi değil. İlçenin köyü gibi bir şey. Burada da ot kesiyorlar gördüğünüz gibi.
Neyse, otelin oradan tekrar bir görüntü paylaşırım sizinle. Daha sonrasında videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar, otel bu. Bir tane güzel bir köpeğimiz var. İbo kapıda oturuyor. Canı sıkılmış. Yani çok kaliteli sayılmasa da fiyatı çok uygundu. 3 gecesi 2 kişilik 25 dolardı. O yüzden burayı tutmak istedik. Şöyle otelin ön bölgesi. Hello. Otelin ön bölgesi böyle. Şöyle önden görünüşü de bu arkadaşlar. Çitvan beklediğimden aslında böyle turistik bir yer olarak görünüyor. Hoşuma gitti açıkçası. Bir odamıza yerleşelim arkadaşlar. Odayı da göstereceğim size. Bir odamıza yerleşelim. Odayı da gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Ama çok kötü bir yolculuk oldu. Baharatpur'da bize araç değiştirdiler. Yani Baharatpur'a kadar geldiğimiz araçtan sonra, o araçtan indik, başka bir araca bindik. O araçtan da geldiğimiz station'da bizim hostelin mesafesi 700 metreydi. Normalde 12 kilometre yazıyor. 700 metreydi, biz de o 700 metre yürüyelim dedik. Daha keyifli oldu, para da vermemiş olduk. Geldik, yürüdük, bankamatiğe geçtik, paramızı çektik. Şimdi hostelimize yerleşeceğiz. Daha sonrasında bir tur atmaya çıkacağız, bir safari yapmayı kesinlikle istiyoruz. Bir jungle'daki o yabani hayvanları, o tiger'ı, ondan sonra bizonları, gergedanları görmek istiyoruz. Bakalım, inşallah güzel bir seyahat olur. Odayı da gösterdikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, odamız görmüş olduğunuz gibi bence çok iyi. Şu görmüş olduğunuz yatak benim. Biz öyle anlaşmıştık İbo'yla. Tek kişilik yatak İbo'nun. Şöyle de bir cam ve manzara var. Şöyle çok büyük bir manzaramız olmasa da en azından dışarıyı görebiliyoruz. Havalandırması falan iyi. Orası bizim tuvalet ve banyomuz. Ama benim yatağım gerçekten efsane. Yani en çok hoşuma giden de yatak oldu açıkçası. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Pokhara'dan Çitvan'a bir yolculuk yaptık. Biraz zor muydu? Yok. En azından Katmandu ile Pokhara arasındaki yolculuk kadar zor değildi. Keyifli miydi? Çok keyifli sayılmaz. Araç değiştirmek biraz bizim için problemdi. Yolların Pokhara ile Bhaktapur arasındaki noktasında stabilize yol olduğu için biraz problem yaşadık ama ondan sonrasında Çitvan'a döndükten sonra gayet keyifli, gayet güzel bir yolculuk oldu. Umarım bu beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma da abone olur, yorum yazar, beğenir, paylaşırsanız. Yani küçük bir emoji de bıraksanız yorum olarak benim için yeterli olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. İnşallah güzel Çitvan videolarında beraber oluruz.